Merhabalar, ben Güneysen Türk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü misafirlerimiz Trabzonsporlu iki arkadaşımız var. Tansel bizimle beraber. Tansel Yazıcı. Merhaba Tansel, nasılsın? Merhaba Günaycığım, sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyiz biz de, böyle devam ediyoruz aynı şekilde. Yine her zaman olduğu gibi Trabzonspor'u bizim kanalımızda savunan Emre ile birlikteyiz. Emre nasılsın? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. İyi, ben de devam aynı şekilde. Ve yine bizi her yayınımızda yalnız bırakmayan Arda Ergün'le beraberiz. Arda nasılsın? İyiyim Günay, çok şükür. Sen nasılsın? Vallahi biz iyiyiz. Siz şimdi hepiniz karantinadasınız. Biz rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Sizler nasılsınız? Canınız sıkıldı mı? Önce Tansel'le başlayalım. Karantina nasıl gidiyor? Kurallara uyduğumuzu düşünüyorum. Uyuyoruz herhalde. Nasıl seyrediyoruz orada? Abi meslek icabı iş yerine gitmek zorundayım. Kendi işimin sahibi olduğum için mecburen dükkan açılmak zorunda kalıyor. Çünkü işler var. Ben metal sanayisinde olduğum için o sanayi durmuyor maalesef. Günlük olarak yani 6-7 saat civarı yine bir işim oluyor. Ondan sonra dükkanı kapatıp direkt olarak eve geliyorum. Korkuyorum ama maalesef gitmek zorundayım yani. Ya Onun tabii dışında evdeyim hafta sonları. Çıkmıyorum dışarı yani. Ya tabii ben de çalışıyorum. Ülkenin yarısı çalışıyor ve çalışmak zorundayız baktığımız zaman bu şekilde. Ekonominin de ayakta kalması için bazı sektörler mecburen çalışmak zorunda. İhtiyaç dahilinde zaten insanların ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Sadece bunu ekmek yiyecek olarak bakmak da olmuyor. Kimisinin buzdolabı bozuldu. 14 gün boyunca buzdolabısız ne yapacak? Bunlara da çözüm olmak gerekiyor. Bazı sektörler çalışmak zorunda. Çalışırken dikkatli olmak en önemlisi. Biz her zaman burada çağrıda bulunuyoruz. Çalışmıyorsanız çıkmayın. Evde kalın. Eğer işiniz varsa en yüksek şekilde kendinizi koruyarak dışarı çıkın ve devletin size sunmuş olduğu maskeleri takın. O şekilde gezin ve eve geldiğinizde çok iyi şekilde elinizi yüzünüzü temizleyin. Her zaman bunu söylüyoruz. Buradan yine tekrardan söyleyelim. Çıkmayın. İşiniz yoksa çıkmayın. Bu kadar basit. Evet. Emre sen neler yapıyorsun? Evet, biz de çıkıyoruz. Nefes almaya arada bir. İş anlamında zaten sektörel bir sıkıntı yaşıyoruz. Sadece korona zamanı değil, işte bunun daha önce bir geçmişi olduğunu biliyoruz yani. İşte Suriye Savaşı, işte seçimler. Tabii normal şartlarda sadece korona olsa ticari anlamda dayanabilecek bir zaman politikanız olabilirdi. Ama zaten uzun zamandır ciddi bir iş kaybı var. Ticaret hacmi daraldı. Bir de korona eklenince tabii elimiz kolumuz iyice bağlandı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Güzel günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Yani daha ne olabilir ki? Dediğimiz noktadayız. Bundan sonrası için güzel temennilerde bulunuyoruz inşallah. Evet, teşekkür ederiz temenniniz için. Arda sen neler yapıyorsun? Emre'nin dediği gibi ben de ne diyebilirim ki, bu daha başımıza ne gelecek dediğim zaman alacağım cevaptan korkuyorum zaten. Hani o yüzden meteor geliyormuş, meteor vuracakmış. Sen daha ne kadar kötü olabilir değil mi? Hani insanlar sokakta artık eskisi gibi rahat değiller. Zaten bir şeyden dolayı bu normalde İstanbul'da insanlar daha evvel neydi? İşte çıkar bir sapık bir şey yapar değil mi? Bir şey yani çok insani olmayan şeylerden dolayı korkardık biz. Ama şimdi tamamen her insan birbirinden korkar duruma geldi. Dün bir abim bile muhabbet ediyoruz. Çok güzel bir şey söyledi. Ya dedi, Arda dedi, ben dedi daha evvel sokakta maske gördüğüm zaman insana da öyle bir dönüp bir bakardım, tuhaflanırdım dedi. Şimdi takmadığımız zaman dedi biz öyle yapıyorlar dedi. O kadar çok insan, aslında bu güzel bir şey. O kadar çok insan buna böyle sahiplenmiş durumda ki bu durumu. Aslında bu şu durumdan çabuk atlatabilmemiz için iyi ama gelecek için hep böyle başımız aklımıza bir soru işareti olacak. Acaba daha nereye kadar devam edecek diye. Çünkü gerçekten sıkıldık. Evet. Bu şekilde insan hayatı devam etmesi çok çok zor. Çabuk atlatırız inşallah. Umarım bir an önce bugünlerde geçer. Tabii futbolun da değişik seyirlerde konuşulduğu günlerdeyiz. Biz de elimizden geldiği kadar futbolu
YouTube'da konuşmaya çalışıyoruz. Gündemdeki konuları konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de iki tane Trabzonspor'u konuşabileceğimiz misafirimiz vardı. Şu ana kadar çok detaylı olarak bir videomuzda konuşmuştuk. Yine orada Emre vardı. Tekrar bir Trabzon'u konuşmak istedim. Çünkü şampiyonluğun baktığımız zaman en büyük adayı. Çünkü lider, baktığınız lider. Şu an lig bitecek olsa şampiyon Trabzonspor olacak. Tabii lig bitmeyeceği için, devam edeceği için de küçük değerlendirmeler şeklinde bir video yapmak istedim. İki tane iyi bir Trabzon sporlu arkadaşımı yayına davet ettim. Şimdi öncelikle Tansel'den başlamak istiyorum. Trabzonspor'un bu sezonki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Seni memnun etti mi? Yoksa alt seviyede mi kaldı? Daha iyi olmalı mıydı? Mesela 3-4 puan fark önde olmalı mıydı? Onu soruyorum. Şimdi önceki sezonlara bakalım, geçmiş sezonlara. Trabzon'da çok uzun bir zamandır revizyon çalışması var. Bu her sezon böyle devam ediyor. Sürekli bir yenilenme var, farklı hamleler var. Gelen bütün yönetimlerde mutlaka böyle takımın o 75-80 dönemlerindeki o şampiyon efsane takım var ya, oradaki böyle tadı yakalamaya çalışıyorlar. Çoğu zaman bu maya tam tuttu deniyor, sonra tutmuyor. Şimdi bakıyorsun yine genç yaş ortalamasına sahip bir kadroya sahipsin. Şimdi Sosa ile Pereira'ya çıkart, yaş ortalaman 20 ile 25'e düşüyor abi. Evet. Ve bana sorarsan 2010 ile 2011 yılından itibaren en aktif yapılanmayı bu sene yaşadı Trabzonspor. Ve baktığın zaman mesela bak Sosa'dır, Novak'tır falan, bunlar da takıma iyi abilik ediyorlar. Sosa'ya bakıyorum mesela, çoğu zaman takım içerisinde böyle hani sahanın içinde bir teknik direktör olur derler ya. Onu çok iyi sahipleniyor. Gençlere de bakıyorsun, bir hırs var. Kendini gösterme çabası var. Benim kendi kanaatimce bu sene o maya tuttu. Yani o bir takım bir oturdu. Ama bu istikrar işte bazı işte çatışmalardan dolayı ara ara sekteye uğradı derken bu noktaya kadar geldik. Lideriz. Liderliği koruyabilir miyiz? Ben koruyabileceğimize inanıyorum. Takımda bunu, bir inanç var. Bunu zaten soru olarak soracağım. İlerleyen dönemde konuşabiliriz. Ama şunu söyleyelim. Mesela Sosa'ya çok dikkatini çekti Tansel. Ben Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta Sosa kalitesinde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Sosa Beşiktaş'ta da böyle değildi. Değildi. Çok fazla lider özellikleri taşıyan, belki ligimize son 10 yılda bu şekilde bir lider oyuncu geldiğini düşünmüyorum. Yani evet. Trabzonspor'daki aynen. performansını değerlendirirsek bu başarının %50'sini bence Sosa sahipleniyor. Bence öyle. Şurada varmış demek ki. En azından evet. Şunu diyebiliriz Günay. Demek ki oyuncu çok para kazanarak değil, çok mutlu olduğu yerde daha başarılı oluyormuş. Beşiktaş'ta şunu da söyleyelim. Beşiktaş'ta giderken Türkiye'de mutlu olmadığını, güvende hissetmediğini evet. söyleyerek gitti. Aynen, sonrasından evet. buraya gelip böyle performans sergilemesi biraz manidar. Evet Emre, sen ne düşünüyorsun Trabzonspor performansı hakkında bu sezonki? Evet. Trabzonspor uzun yıllardan sonra Tansel'in de söylemiş olduğu gibi 2010-2011'den sonraki en güzel, en verimli dönemini bu dönem yaşıyor. Tabii bunu Trabzon'un evlatlarıyla yaşaması bizleri biraz daha gururlandırıyor. Trabzonspor şampiyon olduğunda Trabzon'un çocuklarıyla şampiyon oldu. Bize Avrupa'dan gelen hiçbir futbolcu yaramadı. Çünkü Karadeniz'in ovasını, doğasını çok iyi biliyoruz. Orada yetişen o tereyağı, o balığı yiyen çocuklar, o yaylada büyüyen çocuklar sahada tutamazsınız. O sahada o ciğerle o çocuklar durmaz. Bunun en büyük örneğini bu sezon bize Ünal Kahraman hocamız gösterdi. Risk alacaksın futbolda, korkmayacaksın. Fenerbahçe karşısında ilk defa forma giymiş 4 tane gencimiz de çıktık o sahaya. Ve o gençler bugün Liverpool, Chelsea, Barcelona ile anılıyor. Bunlardan biri zaten Lille gitti. Gençlere yönelik bir yaptırımın olduğundan dolayı Trabzonspor'dan bu yıl şampiyonluk aslında çok fazla beklenmiyordu. Yani böyle bir hedef yoktu gördüğümüz zaman çizelgesinde. Ne bunu teknik direktör konuştu ne de başkan konuştu son dakikaya kadar. Kimse konuşmadı ama bize öyle bir futbol izlettiler ki
Önce buna camia inandı. Ondan sonra taraftar inandı. Tabii Trabzonspor zor bir şehirdir. Futbolun zor olduğu şehirlerden bir tanesidir. Çünkü orada sadece tek konuşulan konu Trabzonspor'du ve orada herkes futbolu bilir. İşte burada futbol bir şehri. Evet, yani herkes bilir. 7'sinden 70'e kahvede futbol konuşulur. Sokakta futbol konuşulur. Evlerde, komşuluklarda, her yerde futbol konuşulur. Böyle bir şehir Trabzonspor. Şimdi böyle olunca tabii yandaş medya da oluşuyor. Trabzonspor'un başarısızlığını isteyen tayfalar da oluşuyor. Yani Trabzonsporlu bunlar yani. En büyük zararı zaten içteki insanlar veriyor. Trabzonsporlu olmalığından sebebiyet zaten sıkıntı. Trabzonsporlu olmasalar zaten Trabzonspor'la kimse zaten baş edemiyor. Yine baş edemezdi. Bizi içten o medya grupları, küçük medya grupları... Galatasaray'da da aynı sorunlar var zaten. Bu, evet. Yıllardır böyle. Yani Galatasaray ortamı varsa, yani bu sadece bunu Trabzonspor'a bağlama. Bütün camialarda böyledir. Bir evet. Muhalif grup vardır, bir de muhalefet vardır. Bu tüm takımlarda böyledir. Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de de var, yıllarca gördük. Beşiktaş'ta da hala var. Ki Galatasaray'da o divan kurulunda veya işte bu toplantılarda izlediniz mi bilmiyorum, sürekli kavgalar oluyor. Evet. Ve yani şu an hiç yaşanmadığı kadar Galatasaray sıkıntıda. Yani onu o şekilde değerlendirelim ama tüm takımlarda böyle vardır yani. Onu da söyleyelim. Genel anlamda performans değerlendirmesine baktığımda ben şampiyonluğa sadece puansal anlamda bakmıyorum. Genel anlamda şöyle düşünüyorum. Transferde şampiyon bu yıl Trabzonspor. Bütçe yapılandırmasında... Soracağız. Yavaş, ben sadece sana... Trabzonspor'un performansını sordum. Bak, benim sorularım var önümde. Soru yavaş yavaş. Nasıl değerlendiriyor? Performansı çok beğeniyorum. Daha da iyi olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Bunları tartışabiliriz. Ama bu yılki performans beni tatmin etti. Evet Arda, sen ne düşünüyorsun Trabzonspor performansını nasıl değerlendiriyorsun? Bir Galatasaraylı olarak bakalım. Tansel ve Emre'nin söylediklerine ek olarak, yani onları söylemek çok doğru. Baksın abi. Çok doğru. Hayır, Galatasaray gözüyle bakacak. Bir Galatasaraylı bu Trabzonspor'a nasıl bakıyor? Ben de şimdi az sonra bir şeyler söyleyeceğim. Hem başkanın hem teknik ekibin gerçekten sezon başından beri hiç ağzında bir şampiyonluk cümlesi, kelimesi ağzından düşmedi hiç. Bu çok güzel bir şey aslında. Bu şampiyonluk kelimesi birinci haftadan kovulana kadar Ersun Yanal söyledi. Devam edelim. Evet. Hani bu gerçekten bir camia için çok önemli bir şeydir. Neden? Öncelikle işini ciddiye aldığını gösterir. Demek ki orada herkes işini ciddiye almış. Bu futbolculara da sirayet eder. Şimdi siz birinci haftadan, ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Taraftar olarak taraftarın beklentisi oydu. Fatih Terim var, başka Allah gelse şampiyon olamaz dememen lazım. Her şey gelir başına. Çıkar ne oldu bak, çıktı Sivas Spor çatır çatır, en azından kendi başına gelen bu sıkıntılardan dolayı bu durumda. Sakatları oldu, cezalıları oldu, ekstrem durumları oldu. O yüzden bu grubun içinde yer alamadı. Demek ki neymiş? Kimsenin yeri garanti değilmiş şampiyonluk için. O yüzden Trabzonspor'un yaptığı gerçekten çok iyiydi. Emre'nin de dediği gibi başkan. İşler bu noktaya gelene kadar bile yine de hiç ağzına şampiyonluk dolamadı. Bu futbolcular da demedi. Hani biz galiba kesin şampiyon olacağız demediler. Hep asıldılar. Bak şeye çok Charlotte Sosa gerçekten çok güzel performansları vardı. Hüseyin'i keza beğeniyorum. Yusuf Sarı'yı çok dikkatimi çekmiş. Daha evvel Emre'ye de sormuştum hatta Yusuf Sarı'yı. Yusuf Yazıcı'nın takıma katkısı çok iyiydi ama sonra transfer oldu tabii. Ama Abdülkadir olsun ya, gerçekten bir saymaya başladığımız zaman havuz çok derin. Ve bunlar hep ilk 11'de oynuyorlar. Öyle az buz da değil. Gerçekten iyi şeyler var. Doneler var Trabzonspor'un şampiyonluk yoluna giderken sayabileceğimiz, böyle bir veya iki değil, çok fazla. Ben beğeniyorum şu an Trabzon'un gerçekten girişini beğeniyorum. Şampiyon olmuş olsa kimsenin aklına bir soru işareti kalmaz. Hak edilmiş bir şampiyonluk olarak ben bakarım buna. Trabzonsporların ne kadar çok bunu hasretle beklediğini ve karşılığını da bu şekilde alması çok güzel. Bir Galatasaraylı olarak dediğin gibi hani şu an Trabzonspor'un ki performansından memnunum ve içim de rahat. Hı-hı. Gerçekten Trabzonspor bunu hak etti yani. Bu noktada olmayı çok fazlasıyla hak etti. Evet. Şimdi
Trabzonspor'un bu sezonki performansını en çok beğenen insanlardan bir tanesiyim. Şu ligin en iyi top oynayanı ilk yarıda mesela baktığımız zaman Trabzon'un ve Sivas'ta arkadan gelen bir Başakşehir'di. Galatasaray'ı söyleyemezdik. Ama Galatasaray'da yine her zamanki gibi son haftalarda yine performansını arttırdı. Bunu da söyleyelim. Ama şu an ligler tehir edilmiş durumda. Kalan 8 hafta öyle ya da böyle oynanacak. Önemli olan bu takımlar bıraktığı gibi gelecek mi? Psikolojik olarak nasıl gelecek? Bunu da zaten ilerleyen dönemlerde konuşacağız. Ben kısaca fikrimi beyan etmek gerekirse ben Trabzonspor'u bu kadar başarılı beklemiyordum. Yine bu konuya değineceğiz. Ünal Karaman'ın gönderilişinden sonra bir çöküş yaşayacağını düşünmüştüm. Ama o burada da olmadı. Devam etti. Demek ki oyuncular arasında bir birliktelik var ve saha içerisinde bir köprü var Sosa gibi. Bu birlikteliği çok iyi sağlamıştır Trabzonspor. Şimdi bir farklı bir konu da şu. Bunda bak neler düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Trabzonspor altyapıya yönelmiş durumda. Bunu herkes görüyor. Bunu Trabzonspor altyapıya neden yöneldi? Mali açıdan mı sıkıntıda olduğu için yöneldi? Yoksa biz artık öz kaynaklarımıza döneceğiz. Buradan oyuncu yetiştireceğiz, satacağız veya kendi çocuklarımızı da başarıları yakalamak istiyoruz dedikten sonra mı yola çıktılar? Bunun cevabını alabilir miyim? Sizler ne düşünüyorsunuz bir Trabzonspor taraftarı olarak? Evet, Tansel. Şimdi şöyle yorumlayayım ben onu. Futbol artık dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de endüstriyel, yani sanayi artık ve iş ticari bir yapıda. Biz biraz geç yakaladık bu furyayı. Yani işte altyapıdan oyuncu çıkartıp işte yetiştirip daha sonrasında satma fikri aslında çok öncelerden beri sürekli olarak konuşulan ama hiç hayata geçirilemeyen bir durumdu. Ya dünyaya bakıyorsun abi, bak bunların en büyükleri mesela İngiltere. Abi Liverpool'a bakıyorsun, Arsenal'a bakıyorsun, işte Southampton'a bakıyorsun. Bu tarz takımlar hep böyle bir şeyleri yetiştirmek için. Mesela Liverpool dünyanın en ünlü oyuncularını çıkartmış, kendi altyapısından yetiştirerek ve dünya futboluna kazandırmış. Brezilya, işte Santos'udur, Neymar'ıdır, Pelé'sidir, Robinho'sudur. Hep bir şeyleri kazandırma yolunda gitmiş. Şimdi İspanya'da mesela Barcelona'ya bakıyorsun, okulunu kurmuş abi akademik olarak. Evet. Anladın mı? Yani şimdi Trabzon aslında bu konuda ligde köprü olan bir takım. Şimdi bunun daha alt liglerinde mesela işte Altın Ordu var mesela. Şimdi ama Süper Lig'e baktığımız zaman Trabzon bu konuda bir köprü abi. Şimdi az önce de belirttik. Yani şehir futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor ve herkes futboldan anlıyor. Ve hanede mutlaka bir tane futbolcu çıkıyor. Yani sülalede, o sülalenin içerisinde mutlaka bir futbolcu tabiatında biri çıkıyor yani. Trabzon şehrinde. Şimdi bunu kullanmak lazım. Güncel yönetim de sosyeteyi çok yukarıda tutuyor. Ve hani diyor ki ya para yok. Sadece Trabzon'da değil, bütün kulüplerde maddi bir sıkıntı var. Ne yapacağız? İşte özümüze dönelim politikası. O 75-80'lerdeki politikanın aynısı şu anda da işliyor. Yani şimdisi için tamamıyla para. O zamanlar yokluk vardı gerçekten. Yani stat bile yoktu. Şimdi olan para bitti. Bunu bu şekilde maddi bir şekilde kaynak sağlaman lazım. Ne yapacaksın? Alttan adam çıkaracaksın. Bizde de bakıyorum. İşte kalecimiz Uğurcan Çakır olsun. Çok çok yeni Hüseyin Türkmenimiz olsun. Yine aynı şekilde 2000 doğumlu bir Abdurrahim Dursun'umuz var. Abdülkadir parmağımız var. Abdülkadir ömrümüz var. En büyük olarak da Yusuf Yazıcımız var. Bunlar şu gün bakıyorsun Uğurcan şu an sürekli Liverpool'la adağın oluyor. Şu gün satmak istesen Abdülkadir parmağı alacak dünya kadar oyuncu var. Keza Abdülkadir ömrü de aynı şekilde. Şimdi keşke bu furya devam etse de Yusuf gibi işte 50 bin euroya gelip de 17 milyon TL'ye, 17 milyon dolara
bir oyuncuyu satabilsen de bundan net karlar elde edebilsen, bu şekilde de işte Hollanda'daki Ajax gibi adın çıksa keşke, ki deseler ki işte bir Türk takım var, Trabzonspor, oyuncu yetiştiriyor, güzel paraları da satıyor, güzel paraları da kazanıyor. Bunun akabinde de ligde de çok iyi. Bunu kazanmak şimdi biraz benim anladığım kadarıyla ki şimdiki yönetimin odaklandığı nokta bu. Yani hem oyuncu yetiştirelim, hem o oyuncuyu satalım, güzel paralara iyi oyuncular da alalım, onları da ligde oynatalım ve bu şekilde ligde bir köprü oluşturup bir yerde bunu domine edelim. Biraz bunun derdinde. Ben o yüzden kesinlikle bir altyapıya dönüş vardır. Mali yapıdandır diyorum. İlerleyen zamanlarda da sadece Trabzonspor değil, bütün kulüpler bu altyapıya yönelecektir. Hatta bir şey de söyleyeyim. Galatasaray'da bunun kurumsal yapıya bürüneceği ilk kulüp olacaktır diyorum ben. Evet Emre. Evet. Mali yapıdan mı dolayı döndü? Senden ilk önce bunun cevabını bekliyorum. Mali yapıdan mı yoksa yani doğru, mali ile alakası yok, biz böyle yetiştireceğiz, böyle yapacağız diye mi döndüler? Söylemek gerekirse transfer yasayla alakalı bir şeydi bu. Trabzonspor'un kadrosu çok kısıtlıydı. Transfer yasağı, elde futbolcu yok. Kim var? Gençler vardı. Bu şekilde doğdu aslında. Yani Trabzonspor gençlerle yola çıkmadı. Transfer yasağı oluştu. Aslında hani Allah... Mecburiyetten. Evet, Allah hani nasip eder ya. Yani bu kader, kısmet ya. Hani oradaki o çocukların belki kimse farkına varamayacaktı. Ha, onu soracaktım. Peki öyle bir şey olmasaydı ne olacaktı? Yusuf Yazı çıkmayacak mı Uğurcan? Bu scout başarısı değil. Bu farklı bir başarı değil. Bu sadece orada elinde mecburen gençler olduğundan dolayı sadece Ünal Hoca'nın fazladan dakika vermesinden kaynaklanan bir şey. Sonra baktılar ki Yusuf gerçekten 97 doğumlu ama öyle bir olgunluğa sahipti ki diğer gençlere de örnek oldu. Biliyorsunuz Galatasaray maçında Arda diye bir genç kaleci oynadı. Fener maçında hatırlamıyorum ama 17 yaşında Fenerbahçe maçında oynamıştı galiba. Fener maçında bir hata yaptı. Gitti onu alnından öptü. Yani Yusuf'un bu ağırlığı diğer gençlere örnek olmasından dolayı diğer gençlerin de güvenini yerine getirdi. E ne oldu? Diğer gençler de biz de varız dedi. Bakıyoruz şimdi Serkan Sarı, Serkan diye bir sağ bek futbolcumuz çıktı. Serkan. İyi top oynuyor. Yani bunlar Trabzon'un evlatları. Trabzon'un gençleri. Futbol artık değişti. Zihniyet değişti. Bunu Türk futbolu ne yazık ki hep geç görüyor. Biz Türk futbol olarak genelde emekli eden oluyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte Falcao var. Adam bitmiş. Geliyor. Abi bak şimdi bak. Falcao nerede bitmiş? Abi bak. Gene bak bunun kavgasını yaptım seninle. Gene yapıyorum. Bak gene yürüdüm. Abi ya 7 başta 8 gol atmış bir adama sen bitmiş diyemezsin abi ya. Kusura bakma ya. Neyse konunun esas kısmına abi, geleyim. Ya. Ama işte bizim kendi genç evlatlarımızın farkına varamıyoruz. İşte bu bir fırsattı. Gençler de bunu çok iyi değerlendirdi. Mali açıdan değil ama mali açıdan kaynaklı sorun. Transfer yapamadın, yasağın vardı. Elinde gençler vardı. Gençleri oynatmak zorundaydın. Trabzon kendi özünü buldu aslında. Niye? Daha demin de söyledim. Yayladı büyümüş. O kuzunun etinden yemiş. O tereyağdan, baldan yemiş. Top oynamayacak da ben mi top oynayacağım? İstanbul sokak arasında büyüyen çocukla yaylada büyüyen çocuk aynı performansı mı sergiler? Yeteneklisi olabilir abi. Ne farkı yani? Fark niye? Trabzon'un çocukları çıktığı zaman sahada dik oynuyorlar. Yusuf Yazıcı mesela. Hiç korkusu var mıydı? Biliyorsun. Eroğlu Lisesi'nde şampiyonluk yaşadılar. Eroğlu Lisesi'nde dünya şampiyonluğu yaşadılar. Sonra fark edildi bunlar. Sahaya çıktı. Yusuf'a baktık. Sanki yıllardır Süper Lig'de top oynuyormuş gibi. Alıyor, veriyor, tutuyor, vuruyor, atıyor. Yani dedik bunlar nereden geldi? Ama içimizdeki evlatların farkına varma vakti çoktan gelmişti. Şimdi altyapıya yöneldi tabii. Niye yöneldi? Baktı ki bizim gençlerde iş var. Bizim gençler altyapımız... Para da yok. Yani şimdi daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Çok paraya çok iş herkes yapabilir. Önemli olan az paraya çok iş yapabilmektir.
Yani bunu da nasıl oluşturursunuz? Bunu da içinizde yetiştirmiş olduğunuz evlatlarınızla oluşturursunuz. Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a maliyeti nedir ya? Bu zamana kadar büyüttü diyelim. Ne kadar para harcamıştır ya? Ama şimdi kazandırdı. Cevaz. Bunun gibi. Yani Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Yusuf Sarı, bunların hepsi, ya tabii Yusuf Sarı falan yeni transferlerimiz ama altyapıdan yetişen çocuklara baktığımızda gerçekten gurur duyuyorum. Onur duyuyorum. Keşke herkes böyle olsa. Dedim ya size daha önceden de anlatmıştım. Almanya'da 5 milyon Türk var. Ama bakıyorsun ki bir sürü Alman Türk futbolcu ünlü olmuş. Orada burada oynuyorlar. Bunun kaynağı ne? Çünkü şöyle bir nokta oluyor. Biz de futbol oynadık. Günay Hocam birlikte çalıştık, gördük. Futbolda şöyle bir şey var. Türkiye'de belli bir yaşa geliyorsun. O yaşa geldikten sonra iki tane ayrımı kalıyor abi. Ya okul ya futbol. Evet. Aile baskısı var. Futbolla bir şey olmaz diyor aile. İşte güvencen yok. Bir güvencen yok, bir şeyin yok. Ne yapacaksın? İki tercihten bir tanesini yapmak zorundasın. Kulüp sana güvence vermiyor. Öyle bir güvencen yok. Mecbur yetenekli de olsan okulu tercih ediyorsun. Bunun gibi bir sürü sebep var aslında. Çok nadirdir Umut Nahir mesela. İşte avukattır diyorlar, işte avukat falan okuyormuş da. Her gol attığında biliyorsunuz ki avukat golünü attı diyorlar. Çok nadirdir. O yüzden yani düşünün. Bir futbolcu avukatlık okuyor diye sadece o gündeme geliyor. Çoğu gerçekten lise çok zor. Lise mezunu bile değil çoğu futbolcu. Yani liseleri de kulüpler ayarlıyor aile baskısından dolayı. Bak çocuklar liseye gitmiyor. Gidemiyorlar. Ve kulüpler ayarlıyor dediği gibi gidemiyor adam. Antrenmana mı gidecek? Ders mi yapacak? Okula mı gidecek? Deplasmana gidecek? Nasıl gidecek abi bu adam? O sistem oturmadı maalesef Türkiye'de. Evet. Arda, akademik yapıdan bahsediyoruz yani. Evet. Arda sen ne düşünüyorsun bu Trabzonspor'un altyapısına yöneliminden dolayı? Galatasaray'da istiyor musun? Ya önce şöyle başlayayım. Emre'nin söylediği şeyle alakalı. Aslında çok da haksız değil. Biraz fanatizme dayalı ya da biraz Falcao'ya verilmiş parayla ilgili konuşmuş olabilir ama haklı payı çok yüksek. Nasıl mı? Şöyle. Abi, o benim kafama Van taşı Persie... atıyor tamam mı? Boşver. Van Persie Türkiye'ye uğramasaydı Van Persie hakkında bu tür yorumlar yapılabilir miydi? Türkiye'deki yorumlardan bahsediyorum. Yok. Yapamazdık değil mi? Adama çöp dedik biz burada ya. Ama buraya gelince çöp dedik. Neden? Çünkü biz sadece aldığı para karşılığını vermediğini düşündüğümüz için öyle düşündük. Şimdi Falcao da aynı şekilde. 5 milyon euro bizim paralarımıza göre çok büyük paralar. Avrupa'da almış olsa şunu adam 5 milyon euro herkese veriyordur. Yani büyük takımlardan bahsediyoruz. Biz kendi ülkemizin büyük takımlarından bahsediyoruz çünkü. Falcao da aynı şekilde. Şimdi Falcao geldi diyoruz ki biz. Ya Adem de yaptı onu yaptığını diyoruz. Ama ortada bir potansiyel var. Biz o potansiyele para yatırdık. Emre'nin dediği gibi o potansiyele daha erken yaşta olan birine yatırsan daha iyi değil mi diyor. Haklı. Şimdi orada 5 milyon euro yıllık Falcao'ya vereceğine 10 milyon euro genç bir yeteneği al. En azından daha düşük maliyette olur. Ama burada da ne noktaya giriyor? Finansal fair play noktaya giriyor. Onu araya giriyor. Neden? Çünkü sen yıllık için bir karşılık hesabı vermiyorsun karşıya. Ama şey için, transfer bütçesi için vermek zorundasın. Yani Galatasaray'ın 10 milyon euroya genç alamaz mıydı? Alırdı ama böyle bir donesi yok elinde. Ya bakın işte ben 10 milyon euroluk transfer yaptım ama onun karşısında şunu sattım diyemiyor. Ama Trabzonspor'a geleceğim şimdi buradan da. Trabzonspor bunu yapabilir mi? Çünkü ellerinde, Tansel çok güzel söyledi, hepsini bir bir saydı. Hepsi de çok potansiyelli oyuncular. Şu an Türkiye sınırları içerisinde Abdülkadir Ömür'ü alacak bir para yok. Trabzonspor haricinde. Yok kimse alamaz yani. Yani demek ki Avrupa'nın da 5 büyük kulübü, yani Avrupa'nın da 5 büyük ligi ancak transfer edebilir. Öyle her takım da böyle rahat rahat transfer edebileceğini peki, ben düşünüyorum. Peki hepinize soruyorum. Sadece şey ben yapalım. Sadece bonservisleri söyleyeyim. Sadece sen kaç para olması lazım transfer? Abdülkadir mi? Evet. Transfer kaç para olması lazım? Kaç para beklentin var? Ona fiyat biçildi diye biliyorum ben. Yani şu güncel kurla birlikte aslında yönetimin Abdülkadir Ömür'e biçtiği fiyat 20 milyonun üzerinde. Emre sence? Abi 20 milyon falan iyi rakamlar ama Türkiye için 30 milyon bulması gerektiğini düşünüyorum. Abi, ben de 20'ye geçmesini düşünüyorum. Ben çünkü ne söyleyeyim? Var ya o maç var. Ben ne söyleyeyim? 30 ve üzeri olması lazım. Bu evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tansel buyur sen söyle.
Abi şunu söylemek lazım. Şu anda yaş itibariyle o parayı Avrupa'da kimse vermez. Ama bir şey Yaş söyleyeyim. itibariyle. Yok yok abi, alakası yok ya. Abdurkadir'de potansiyel var. Hatta size bir şey söyleyeyim. Abdurkadir'in şimdi gitmesi lazım. Tam böyle pişmesi gereken noktada. Çünkü kusura bakmayın ama gerçekten Trabzonspor'da bu noktadan sonra gidebileceği ancak burası. Bir yıldız olamaz. Yıldız olabileceği takıma gitmeli. Atıyorum bir Manchester United'a gidebilirse mesela. Ben onu yakıştırırım oraya, Manchester United'a mesela. Atıyorum Barcelona, Real Madrid olmasa bile bir Atletico Madrid görmeli. Gerçekten çok yüksek yerlere gidebilecek potansiyeli var. Ama işlemesini şu an Trabzonspor bu kadar yapabilir ancak. Evet. Çünkü Üç lig takım kalitesi... haricinde hepsinde gidebilir. Juventus, Barcelona, Real Madrid haricinde bütün takımlarda Bence gider de. Aynen. oynar. Çünkü şu an nasıl ben bir Ozan Kabak'a Bayern Münih'e çok rahat yakıştırabiliyorsam bence kesinlikle oynar. Hiç de sırıtmaz da. Aynı şekilde Abdülkadir Ömür de bugün Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, işte öteki tarafta Paris Saint-Germain'de belki çok zor ama onun bir alt takımı Lyon'da oynayabilir. Yani gerçekten buralara gidebilecek potansiyel var ama dediğim gibi yani siz de çok takdir edersiniz belki ama Trabzonspor noktasında ancak bu kadar eğitim. Çünkü şeyle alakalı değil, camiayla alakalı değil. Bizim şeyimiz bu kadar. Hani yüzme ne kadar yüzme biliyorsan o kadar açılacaksın. Bizim bu kadar. Yani Türkiye'de bu yani. Şimdi siz de biliyorsunuz. Türkiye'de var mı yani 50-60 milyon euroya girebilecek bir oyuncu? Yok. Neden? Hayır. Bu bizim eğitimimizle alakalı. Çok güzel bir şey söyledi Güney az evvel. Dedi ki işte bu çocukların dedi Emre de aynı şekilde destekleyerek eğitimi ve okulu var dedi. Bunları nasıl bir arada tutacaksın? Tansel de örnek verdi. Barcelona bunun şeyini yaptı dedi. Okulunu yaptı dedi. Doğru. Bunu sadece futbolcu olarak düşünmemek gerekiyor. Bir oyuncu oraya geldi. Senin altyapına kabul oldu. Bunu sadece ben bunu alacağım. Futbolcu oldun olmadın bak işine kardeşim dememen lazım. Ona bir gelecek hazırlaman lazım. Sen futbolcu gel buraya. Sen iyi bir futbolcu olacaksın. Ama olana kadar da bizim himayemizde eğitimine devam edeceksin. Olamadığın takdirde vatana millete hayırlı bir avukat, savcı, işte ne bileyim başka bir şey olma şansın elde edebileceğini bu kulüp ona vermeli. Neden? Madem sen bir genç bir nüfus istiyorsun alttan gelecek, veliler de sana inanmalı. Az önce Emre'nin dediği soru işaretini veli çocuğa sormamalı. Ya sen o şu futbolcu olamazsan ne olacaksın dememeli. O şeyde kulüp de demeli ki sizin futbol çocuğunuz bize emanettir. Futbolcu olamazsa bunu Güvence olur. vermeli. Bunu Güvence olur. vermeli. 1880'li yıllarda Tevfik Fikret şeyden Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra şey Galatasaray şu anki Galatasaray Lisesi'nde müdür oluyor. Çok genç yaşta da 36-37 yaşında ve bu zihniyetle devam ediyor. Futbolcu olamazlarsa vatanı millete hayırlı bir evlat olacaklar. Aynen böyle bir zihniyet olması gerekiyor. Özümüze dönmemiz lazım. Bu Evet. daha evvel yapıldı. Arda kusura bakma size bir şey söylemek istiyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şimdi bir 14 yaşında Muhammed vardı. Hani televizyona Evet. falan çıkmıştı işte. Beşiktaşlı değil mi? Evet. Evet. Aynen. Çok Ne yazık doğru. ki bizim Türk futbolunda en büyük sorunlardan bir tanesi ne? Şımarıklılık değil mi? Aynen öyle. Çok doğru. Şimdi güzel bir konuya değinmek istiyorum. Trabzonspor'daki gençlere bakıyorum abi. Bu şımarıklılığı yüzlerinde bile Yok. göremiyorum. Ben söyleyecektim onu bak iyi Yani hatırlattın unutmuştum. gerçekten böyle ahlaki değeri yüksek futbolcular. Abdülkadir Ömür falan mesela Ümre'ye falan gitmiş. Yani Ramazan'da davul çaldı sokaklarda. deprem oldu mesela hepsi yardım etti. İşte bu koronadan dolayı hepsi bağış yaptı. Hani bunlar çok güzel örnekler gerçekten. Evet. O zaman Emre devam edelim. Konuyla alakalı. O zaman devam edelim bu şekilde. Yakın zamanda Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı gitti. Büyük paralara da gitti. Evet. Bunun devamı gelecek o zaman. Yani konuştuğumuz üzere devam ediyorum. O zamanlar konuşmuştuk seninle. Ben kesinlikle gitmesini istemiyordum. Evet. Son dakikaya kadar da başkan göndermemek için elinden geleni yaptı. Ama baktığımız zaman Trabzonspor'un bu zamanki geçmişten bu zamana kadar en büyük transferlerinden bir tanesi kazandırdığı para bakımından. Başkan da gitmesini istemiyordu. En azından bir şampiyonluk yaşayalım öyle gidelim. Git işte istediğin yere daha yüksek rakamlara tarzında. Yusuf da kendisi gitmek istedi. Tabii ki de gittiği zaman hani bir Burak Yılmaz'ın gitmesiyle işte Selçuk Yunan'ın gitmesiyle böyle yuhalanarak gitmedi. Omuzlarla gitti Yusuf. Çünkü gitmesi gereken bir noktadaydı. Kendi hayatı için, kariyeri için en kritik dönemde Trabzonspor taraftarı bunlar. Arda söz mü istedin?
Bir şey söyleyecektim. Evet, Arda sonrası. Selçuk, evet. Selçuk İnan'la ilgili yanlış hatırlıyorsun ama Emre. Orada suç camianıdır. Evet. Yani anladım örnek. Örneklemeni anladım ama orada suç camianındır Selçuk İnan'ın girişinde. Evet. Bunlar Trabzonspor taraftarı. Yusuf aynen. Trabzonspor'la uyanıp Trabzonspor'la kalkıyor. Şampiyonluk istemez miydi? İsterdi. Tabii gitmesi ne açıdan iyi oldu? Alttaki gençlere bir yol açtı. Örnek oldu tabii. Çok örnek iyi. Oldu. Yani bu açıdan Yusuf'a ben de kızamadım. Ama gitmesi içimde bir burukluk oluşturdu. Kariyeri açısından çok iyi oldu. Doğru bir karardı. Ama bu yıl Trabzonspor'da bir Yusuf Yazıcı'yı düşünsenize Tosan'ın yanında. Evet. Evet. Evet Arda sen ne düşünüyorsun? Yani Yusuf Yazıcı'nın gitmesi devamı gelecek gibi duruyor. Evet. Gelecek mi sence? Aslında Yusuf gitti ama sadece transfer oldu. Ruhen hala burada. Evet. O paylaşımlarından da konuşmalarından da ve onu... Gördüm. Aynen görmüşsünüz siz onu. Müthiş. Müthiş. Gerçekten bak hani aile duygusu budur. Ben gittim ama arkamda o benimle sürekli sohbet etmeye çalışan çevremde olan kardeşlerimi de yalnız bırakmadım mesajıdır bu. Yardım dağıtıyordu en son. Geçen gün paylaşımında Trabzonsporlu halka. Yardım bak yapan vardır. Söylemek zorunda değil kimseye. Herkes bunu yapıyordur ama şu var. Bunu gerçekten o bize geçirdiği his var ya o zaten bize yeter. Yusuf bunu Abdurkadir mesela Abdurkadir'in az önce örnek verdim belki sen duymadın ama işte Ramazan'da çıktı davul çaldı sokaklarda. Evet. Ya bu ne kadar gönül rahatlığıyla o formayı terlettiğinin örneğidir zaten. Evet. Sokak takımda var. Takımda da var bu. Aynen var. Yani bu çocuk şımarık değil. Ona takmıyor daha demin. Yani aynen. Böyle insanlara tepeden bakmıyorlar, şımarık değiller. Sokakta gördükleriyle yukarıdan bakarak konuşmuyorlar. Böyle güzel bir nezaket anlayışı var. İşte en önemlisi nedir biliyor musunuz? Dünyanın en yetenekli insanı olun ama ahlaki değerinizi kaybettiğinizde o yeteneğinizin hiçbir anlamı yoktur. Aynen. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, Tansel sen ne düşünüyorsun? Yusuf Yazıcı gitti ve devamı da gelecek gibi. Gelir mi? Gelirse ciddi paralar kazanır mı? Artısı eksisi ne olabilir Trabzonspor'a bu olayların? Şimdi siz de bahsettiniz ya Yusuf Trabzonspor taraftarının çok uzun zamandan beridir beklediği öz evladı gibi. Yani şehir bağrına bastı Yusuf'u çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Fizik kondisyonu çok yüksek. Belli başlı özellikleri olan bir oyuncu. Bana sorarsan yani tamam bakıldığı zaman Yusuf bir orta saha oyuncusu. Hem de kapsamlı bir orta saha oyuncusu. Ama gerektiğinde hem arkada hem önde de görebiliyoruz Yusuf'u. Bu kapsam Yusuf'a Avrupa'nın kapılarını açtı. Şimdi öte yandan siz de çok bahsettiniz. Şimdi Yusuf'un Trabzonspor'a karşı duyduğu bir sevgi de var. Yani bu sevgi hem maddi hem manevi olarak. Trabzonspor'un da zaten mali durumlarını biliyordu. Ben yönetimle oturup hani karşılıklı bir tatlı bir muhabbet sonucunda ya ben gideyim hem de kendim bir Avrupa'da bir Avrupa'yı bir göreyim. Oranın futbolunu bir suyunu bir içeyim. Hem de gönül verdiğim takım kazansın. Birazcık da adımız duyulsun gibi çok basit bir mantıkla gitmiş de olabilir. Ben yakın bir zamanda işte nasıl ki Hakan Şükür zamanında Inter'e gitti, Parma'ya gitti ve ardından tekrardan yuvaya dönüşler oluyor her zaman, her takımda olduğu gibi. Ben Yusuf'un da hep içinde sürekli olarak böyle bir geri dönüşünün olacağını düşünüyorum. Geri gelecektir. Emekli edildi zaten, muhakkak olacaktır. Yani ona da zaten burada bir jübile yakışır. Ben her zaman söylüyorum keşke Yusuf Yazıcı gibi işte 50 bin euroya alıp da 17 milyon euroya satabileceğin karlı oyuncular, yetenekli oyuncular olsa da en başta takım daha sonrasında da Türk futbolunun adı duyulsa. Şimdi bakıyorsun Cengiz mesela Cengiz Ünder gitti. Roma'nın bir suyunu içti. Şu anda getir milli takımda açık ara farkını görürsün zaten oyun stiliyle. Çok bariz. Yani ben Yusuf'un da bu tecrübeyi kazanarak ki Fransa'daki futbol birazcık daha böyle stratejiye bağlı futbol üretiyor onlar. Yani ilk milli takım maçında mutlaka bunu görürüz. Yani Yusuf'ta da bir farklılık olacaktır. Ben takıma çok şey kattığını düşünüyorum. Yani gittiği Lille takımına çok şey kattığını düşünüyorum.
Trabzonspor'a da maddi ve manevi olarak çok şey kattığını düşünüyorum. Yani bizim yönetimimizde aslında şu anda şöyle bir şey var. Asla ve katı suretle yaşı büyük oyuncu alınmayacak dendi. Zaten tecrübe bazında bakıldığı zaman da o yani tecrübeye bağlı. Yani ünlü isimleri, yetenekli isimleri getirdiğin zaman çok ciddi paralara geliyor. Çıkmakta olduk. Sturridge ve Mikel örneği. Mikel fena değil de Sturridge biraz fiyasko. Bana göre ikisi de vasattı. Yani, bana göre de. Yani olmaması gerekirdi. Trabzonspor'a yakışmadı yani. Evet. Bir Okay Mikel'in 3 katı daha iyi top oynardı orada yani. Evet. Maalesef. Yani bunun akabinde dediğim gibi genç olan, yetenekli olan, kendini gösterebilecek olan oyuncularla devam edecektir Trabzonspor. Ha bu hamur ne zamana kadar tutar? Ne zaman bayatlar? Ya da işte bu aslında yeni dönem futbol mantığının bir girişimidir Türkiye'de. Bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz bakalım ama benim kendi fikrimi soracak olursanız bak sadece Trabzonspor'u kenara ayırmıyorum. Bütün takımlar ilerleyen dönemlerde altyapıya çok ciddi yatırımlar yapacaklar ve bundan da çok güzel geri dönüşler olacaktır diye düşünüyorum ben. Yapmak zorundalar. Kalacaklar. Aynen. Yapmak zorundalar. Evet. Şimdi Trabzonspor kaldığı yerden devam edebilir mi Arda? Sana sorayım bir lig. Sürekli ligi konuşuyoruz zaten biz. Bunu da zaten hep konuştuk. Sence devam eder mi? Yani şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ben daha evvel ben bunu söylemiştim. Hani konuşmuştuk. Bu iş artık şey işini geçti. Hani performans işini geçti. Lig hiç bitmeseydi şampiyonluk adayım Trabzonspor'du. Ama şu andan itibaren Galatasaray diyebilirim. Neden? Şimdi siz de neden diyeceksiniz? Bu işin biraz artık bu saatten sonra motivasyon işi var. Fatih Terim'in varlığı o motivasyon şeyini açığını kapatabilir. Trabzonspor'da da gerçekten üst düzey Emre şimdi ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Bu Trabzonspor'da sonuna kadar gidebilir ama gerçekten orada bir başka bir hava var. Çünkü 8 hafta durdunuz. Psikolojik olarak futbolcuna düşünsene. Aileleri Avrupa'nın herhangi bir yerinde hiç şampiyon olduğunuzda ne anlatıyorsun? Biz 4-1 yendik. Bak bu yani, işin psikolojik boyutunu değerlendiriyor şu anda. Yani çok farklı bir şey anlatıyor. Psikoloji de Fatih Terim'in Türkiye'de bir numara olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani açık ara. Yani kriz yani yönetimi. Şöyle. Şu an çok ciddi bir kriz var. Bu gerçekten hani şimdi dönemi iyi yöneten şampiyon olur diyor Arda. Ben de aynı kanıdayım. Zaten biz hep böyle konuştuk. Eski futbol kalmadı hocam ya. Eski futbol. Şu an futbolla alakalı zaten. Bir şey yok ama ortada. Bakın şu an futbol zaten değil. Şöyle söyleyeyim. Gelen takım bıraktığı gibi devam edebilecek mi? Var böyle bir şey? Yok. Evet. Şu an psikolojisini hazır tutan vücut olarak değil bakın kafa zihinsel olarak en hazır takım şampiyon olur. Belki bu Sivasspor olacak ya. Ama işin gerçekten Fatih Terim boyutu var. O yani, da değerlendiriyor. Kartlar şöyle tecrübe açısından öyle düşünüyoruz. Evet. Tecrübe kartlar değil arkadaş. Bak psikoloji. Ya yok, bu adam 8 tane şampiyon kalmış. Daha ne kadar alacak? Kaç tane alacak? Emre, Fatih Terim tecrübesinden bahsettin sen. Evet. Aynen hani şeyle de alakası var. Şu an mesela kartlar dağıtılmış olsa bir yüzde hesaplamış olsam işte %40 Galatasaray derim, %40 Trabzonspor yani %41 ya da Galatasaray bir tık öne koyarım. Hani o şekilde söyleyebilirim şu noktada. Çünkü lider Trabzonspor'dur ama bu işin hani nereye kadar gidecek? Birçok şey düşünüyorum bununla ilgili. Mesela evde de kendi aramızda Günay'la sohbet ettiğimizde de konuşuyorum. Şu var. Trabzonspor bir yandan sakin bir yerde de. Bundan çok çok az etkilenmiş olan futbolcudan hep sonrada değil mi? Daha sakin bir şehirde yaşıyorsun. Bu tür haberlerin daha çok uzak olduğu bir yerde. Belki de onlar psikolojik olarak çok üst düzey durumdadır şu anda. Evet. Bilemezsiniz. Çünkü Trabzon'daki futbolcuların çoğunun ben şehir seslerinin uzak bir yerde yaşadığını düşünüyorum. En azından kendilerine evet. göre. Evet. Hani bu biraz daha olabilir ama bu çok çok şey de ifade edebilir. Yani şimdi vücudun hazır ama kafan hazır değil. Kafan hazır ama vücudun hazır değil. Hani birçok şey var. Çok zor bunu öngörmek. Tabii ki ben Galatasaray olarak Galatasaray şampiyon olmasını isterim. Ama Trabzonspor'da şampiyon olmuş olsa hak etmedi mi?
Allah'ın ne kadar hak etmiştir derim yani hiç. Bir şüphesiz de şu an su kaldırmaz yani söyleyeceğim bir şey. Trabzonspor ve Galatasaray arasında geçer. Başakşehir tamam iyi güzel gidiyordu ama abi Trabzonspor Galatasaray var orada. Yani çok çok iyi durumda ikisi de. Yani diğer takımların ben pek şanslı olduğunu düşünmüyorum. Çok zor çünkü nasıl olacak yani Galatasaray evet. Fenerbahçe şey Galatasaray Trabzon tepe takla gelmesi lazım ki diğerleri şampiyon olsun. Evet. Tanselcim sana sormak istiyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi, Trabzonspor kaldığı yerden devam eder mi şampiyonluk şansı? Zor da yeniyorum biliyorsun değil mi? Devam edelim tavsiye. O yüzden seni sona bıraktı. ben seni biraz yumuşatayım dur. Şimdi konuya birazcık lig bazında bakalım. Şimdi ben burada bir ufak bir şey yaptım, analiz yaptım. Şimdi puan durumuna bir bakalım tamam mı? Trabzonspor 53, Başakşehir 53, Galatasaray 50, Sivas 49. Bu birinci kefemiz tamam mı? Evet. İkinci kefeye bakıyoruz abi. Beşiktaş 44, Alanya 43, Fenerbahçe 40, Göztepe 37. Bu da ikinci kefemiz olsun. Son düşme potasına yakın takımlara bakıyoruz abi. Antep 32, Denizli 31, Antalya 30, Gençlerbirliği 28, Kasımpaşa 26, Konya 26, Malatya 25, Rize 25, Ankara Gücü 23, Kayseri 22. Şimdi olayı Trabzonspor üzerinden değerlendiriyoruz. İlk başladık Göztepe ile oynuyoruz. Abi, bu adamların mutlaka bir Avrupa gayesi var. Ve Göztepe'nin kendi sahasında ne kadar iyi oynadığını da biliyorum. Yani iyi oynuyorlar gerçekten. Ondan sonraki haftaya bakıyorsun Alanya. Yine aynı şekilde o Avrupa kotasını korumak isteyecek olan bir takım. Yani ondan sonraki hafta Ankara Gücü. Adamlar en dipteler. Çıkmak için her türlü savaşı verecekler. Ondan sonra zaten evlere şenlik bir Galatasaray Trabzonspor olacak ki o zaman da bu yarış bozulmayacaktır diye tahmin ediyorum. Evlere şenlik bir 30. hafta maçı izleyeceğiz. Daha sonrasında Antalya ile bir kendi evimizde Antalya'ya oynuyoruz. Maç nerede? Ansel Trabzon'da mı? Hayır. İşte İstanbul. Sonunda, bize geleceksin yavrum bize. Bize geleceksin. Evlere şenlik diyorum ya 30. hafta. Evet. Ondan sonra bir dediğim gibi Antalya var. Sonra Denizli'ye gidiyoruz. Yine aynı şekilde düşme. Abi alt tarafa da bakıyorsun. Yani puanlar o kadar yakın ki. İki maç kazansan üste çıkacak. Çıkma ihtimalin var. Şimdi kalan maçlar da ne Trabzonspor'a bakıyorum ne de Galatasaray. Kolay maçlar değil abi. Lig dediğin zaten düşe kalka devam etti belli bir noktaya kadar. En sonunda evet. Da bu virüs muhabbeti vurdu ve tamamıyla kesilmiş oldu. Hata yapma şansımız yok Trabzonspor olarak. Kesinlikle yok. Kaldığı yerden devam eder mi? Motivasyona bağlı dediğiniz gibi kesinlikle. Yani işler zor. Gerçekten zor. Yani bana dersen ki mesela kesinlikle Trabzonspor şampiyon olur mu? Ben emin konuşamam. Galatasaray için de konuşamam. Başakşehir için de konuşamam. Sivas için de. Evet. Çok güzel bir yorum oldu bence. Evet Arda yok pardon. Emre'cim sen ne düşünüyorsun? Hadi kus bakalım içindekilerin. Hadi. Evet. Sence şampiyon olur musunuz? Yani kaldığı yerden devam edecek mi Trabzonspor? Ya ben şampiyonluğu hani olduk diye düşünüyorum. Niye öyle düşünüyorum? Yani şampiyonluğu ben bir kupa olarak değerlendirmiyorum. Bir kupa olarak değerlendirseydik biz 2011 yılında kalırdık. Buralara gelemezdik. Bu yıl beni takım gerçekten futboluyla şampiyon bir takım izletti bana. Ben bunu gördüm. Galatasaray arkadaşlar ya bırakın her şeyi bir kenara da. Yani Galatasaraylısınız hadi sizi kırmak istemiyorum ama. Yani Trabzonspor'un oynadığı futbolun neresi kadar top oynayabiliyor? Yani ya şimdi, ikinci yarı hiç izlemedin mi sen kardeşim Galatasaray'ı ya? Ya hiç bir dakika Kadıköy'deki galibiyeti hiç izlemedin mi? Top oynatmadı Fenerbahçe'ye Galatasaray'ı kardeşim. Maçlarınızı izliyorum 1-0 işte yok penaltı yok şu bu. Ya nerede penaltı çok bu ya? Yani nerede penaltı? İşte zorla ben sana yani. Trabzonspor'u soruyorum sen Galatasaray'a gelmişsin burada provoke ediyorsun bak şimdi ha. Konuş Trabzonspor şampiyon olacak mı olmayacak mı? Olur mu olmaz mı? Kaldığın yerden devam edeceğim mi etmeyeceğim mi? Sen buna konuş bunu. Galatasaray'a konuşma. Trabzonspor bu yıl şampiyon olacak. Öyle ya da böyle bu yıl o yıl çocuklar meşaleleri yaktı. Korona günlerinde de Maçka'da Trabzon'da balkonda böyle meşale yakmışlar. Trabzonspor müzikleri çalıyor. Yani şehir buna tam anlamıyla hazır.
Hiçbir hata olmayacak. Allah'ın izniyle de bu yıl burada biliyorsun Bursa'da kaçan şampiyonluklar tanıyor biliyoruz. Tamam. Ondan sonra bakın Trabzonspor bir tutma bu bir. İkincisi bir şey anlatıyorum. En önemli detaya değineceğim bak. Evet. Şampiyonluğu bir kenara bıraktım. Bugün Trabzonspor'da 20 milyon ve üzeri transfer daha demin konuştuk değil mi? 20 milyon ve üzeri işte Abdülkadir'i söyledik değil mi? Evet. Abdülkadir dışında bak Uğurcan Çakır değil mi? Evet. Değil mi? Uğurcan Çakır'ın yanında. Hüseyin de fena değil. Hüseyin. Onun yanında birçok genç futbolcuyu bunlara katabilirsin. Trabzonspor şimdi bana şunu söyle. Galatasaray'da 20 milyon mu üzeri satacağım bir tane futbolcu söyle. Ben diyeceğim ki tamam siz bu yıl şampiyon olun. Ya ama şöyle değerlendirmek ama lazım. Ama sen şimdi çok farklı konuşuyorsun. Evet Arda. Şu an bu için zaten burada konuşma yapıyoruz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an 30-35 milyon euroluk paralarla satmış olsam bile o parayı nasıl harcayacağım önemli. Sen yönetmenine güveniyor musun şu an mesela? Beşiktaş ne yaptı? 23 milyon euro sen sattı. Senin takımında orta sahanın kaç para bonservis bedeli var? Söyler misin bana? Senin takımında kaç para bonservis parası verilmiş şu ana kadar? Lemina ile Seri derim susarım. İkisi 65 milyon lira para yapıyor. Euro para yapıyor. Neden bahsediyorsun? Lemina ile Seri bizim Abdülkadir parmağın yanından geçti. Bırak ya. Nereye gitti ya? Sen lan Lemina tamam Seri için. Seri'nin yanı Seri'ye bir şey demiyorum ama Lemina'nın ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu herkes kabul etti mi? Lemina topçu. Lemina ile diğerinin adı neydi? Hiç duymadım da daha önce. Seri. Seri. Sen 30. hafta sen ikisini de duyacaksın. Bak, ikisini yan yana koy. İkisini yan yana koy. Evet. Bir sosu etmez. Nereye etmez? Bak sosu zaten başta söyledim. Şu an çok kaliteli ama Lemina gerçeğini de asla göz ardı etme. Lemina çok çok kaliteli bir futbolcu. Ben çok, sen bana şimdi niye ben niye buraya da çok mütevazı davranıyor. Ben öyle davranmayacağım. Ben de davranmayacağım. Sen bana diyorsun ki 10 milyon işte 20 milyona satacağın oyuncu var mı diyorsun. Ben de sadece size sana 2 tane bizim değil futbolcumuz değil kiralık ikizde 2 tane futbolcu söyledim. 2 futbolcu da şu an Trabzonspor'un defansını ve orta sahasını satın alır kardeşim. Bir şey söyleyeyim mi? Sizin iyiyse bana söylemeyin abi. Bir tane futbolcu söylesene. Abi fark etmez. Bana şampiyon olmaz. Muslera hariç bir tane futbolcu. Lan Muslera tek başına şampiyon şampiyonluk almış. Ne konuştunuz? Emre Akbaba sakatlanmamış olsaydı 15 milyon euro 20 milyonu bulurdu. Ya yapmayın abi ne Emre Akbabası abi ya. Emre Akbaba yapmasın ya. Sen. Emre Akbaba son abi. O sakatlanmadan önceki dönemlerini hatırlasana. Ya yok nasıl? Ya abi buna sen sabaha kadar anlat. Bu bir şey anlamaz tamam mı? Sen bunu boş ver. Evet bak, kreatif geçiyoruz ve yavaş yavaş kısa cevaplar alacağım. Adrenalin çok yükseldi. Bu kadar yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Adam neyse onu anlatıyor kardeşim. Buyur, senin gibi değil konuşma. Adam neyse onu anlatıyor. Sabahtan beri burada dır ya. Şimdi şöyle bir yorum yapayım ben de. Madem bana da konuş dedinse. Tecrübe futbolda çok önemli bir unsur. Şimdi ben Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün yeteneğine güveniyorum. İleride çok iyi yerlere geleceğini de biliyorum. Ama yaptığınız kıyaslama hem tecrübe açısından hem de mali veriler açısından çok dengesiz. Ha aynı seviyelerde tecrübe ve yaş ve işte mali verileri baz aldığınızda birazcık Abdülkadir Ömür de özellikle bir 3-4 gömlek üstün olacaktır. Bak ilerisi için çok net konuşmak istemem ama yine bir tevazu anda... abi. Bak bir şey, sen bir orada şey senin orada su koyduğunu görüyorum ama Emre sen orada su koyuyorsun ama büyük ihtimal o su değil. Bize söyle kardeşim senin kafaya biz dolaşalım. Tansel'in söylediğine ek olarak bir şeyler. Tansel'in söylediğine ek olarak bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bugün Seri Fulham'dan geldi. Lemina Southampton'dan mı gelmişti? Southampton'dan geldi. Juventus'tan. Southampton'dan aynen. Şimdi abi Abdülkadir Ömür'le parmağı alın ikisini birer takıma koyun. Seneye görün kaç para. Hani şeyden araksa bize Lemina'yı ne kadar yolladı? Seri'yi ne kadar yolladı? Böyle bir adamı neden bu şekilde yolladı? 20-25 milyon euro para harcadı Enzonzi.
Nasıl şimdi, yolladı? Enzonzi nereli? Nerede? Lemina nereli? Parayla sadece Gabon. Şey yapmamak lazım. Nereli Gabon, Lemina? Gabon. Gabon ne abi? Ya üstünde sen... ne var senin? Üstünde ne var? Türk bayrağı var. Bayrağı var. Ben fark ettim. Kadir Ömür'ü savunacağına Gabon'u... Ben neyse onu söylerim. Ben yalan söylüyorum. Son soru bakın. Yaklaşık bir 5 dakikamız kaldı. Herkes yavaş yavaş böyle yorumlasın. Kapatalım. Şimdi Trabzonspor'dan Ünal Karaman öyle ya da böyle gönderildi. Gönderiş şeklini şey yapıyor musunuz? Gönderiş şeklini beğeniyor musunuz? Nedir? Bir de yerine gelen Hüseyin Şimşek çok kısa alacağım. Tansel senden alalım. Çok kısa kapatacağız programımızı. Şimdi kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu asla bilemeyeceğiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yaşanmamalıydı. Ama bir resleşme oldu aşikar. Şimdi kulüpte ortak bir şey var. Yani hedefler var, tamam mı? Ama bu hedefler işte dönem dönem fikir ayrılıklarına gidiyor. Bir de şöyle bir durum da var. Yani özünde bu işten Trabzonspor yer alıyor. Bir de yani hiç girmek istemeyeceğim o kanada ama işte futbolda artık biliyorsunuz siyaset de var. Yani bu siyasi yapılanma Trabzon'un yaftalanmasına neden oldu. Yani bunu tasvip etmiyorum kesinlikle. Hatta bu gelişme siyasi olarak da yorumlandı. İşte evet. Birilerinin dedi eli var dedi Ünal Hoca'nın gönderilmesinde. Süreçte yani işte siyasi hamlelerin olduğu söylendi. Ve bence şimdi mesela şu gün Trabzonspor bir şampiyonluk görmüş olsa bunun bile siyasi bir yaftalaması olacaktır. Yani kısadan ise sizi X kişi şampiyon etti falan diyecekler. Halbuki ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu X işaretini aldığımız kişi de aslında fanatik bir Trabzonspor taraftarı ve özünde Trabzonspor'un iyi olmasını isteyen bir taraftar. Berat Albay. Diyelim Berat bizim damat. bir şey yok, herkes biliyor zaten. Yani ben lanse edilmesi taraftarı değilim siyasetle. Neticede Ünal Hoca hırslı ve azimli bir şahsiyet. Yani futbola hırsını ve azmini koymuş. Futboldan gelme bir adam. Ve hani ben her iki tarafında biraz fazla yükseldiğini düşünüyorum. Ünal Hoca haksız değildir ama kurumun da üstünde değildir bence. Evet. Emre buyur canım. Evet. Çok teşekkürler, güzel bir yorumlama yaptın. Ünal Hoca biliyorsunuz ki Trabzonspor Ünal Hoca'nın biz başarısızlığını başarılı olacağını bilmiyorken Burak Kırvak krizi vardı. Ünal Hoca tam o zamanlar yeniydi. Ama yönetim tam anlamıyla Trabzonspor'un başarısı için Ünal Hoca'nın arkasında durdu. Evet. Yılmaz gibi önemli bir futbolcusunu ve Onur Kıvrak gibi kalecisini işte soyunma odasında konuşulan konu sıra bu hocaya geldi, bunu da göndereceğiz gibisinden muhabbetlerden dolayı ne oldu? Yönetim Ünal Hoca'ya sahip çıktı. geldik, maçları izliyoruz. Zaman daraldı, bu Ünal Hoca'nın son karşılaşmaları maçları için konuşuyorum. Dakika 75 oluyor abi, transfer oyuncu değişikliği göremiyoruz. Hamle göremiyoruz. Denizli geldi içeride, bizi 2-1 yendi. Şimdi şampiyonluk yolunda bu hatalar affedilebilir hatalar değil. Ama Trabzonspor yönetimi her zaman hocanın arkasında durdu. Ya yani biz Ünal Hoca'yı çok beğeniyoruz. Niye beğeniyoruz? Karakteriyle, adamlığıyla, dürüstlüğüyle, konuşmasıyla, o futbolcuların protokole bakmaları değil, bayrağa bakmalarını sağlayan bir teknik adam olduğu için seviyoruz biz onu. Yani Ünal Hoca'nın futbol mantalitesinde de güzel işler başardığını görmüştük. Ama Trabzonspor'un şampiyonluğu için hani daha demin söylüyordunuz ya işte Fatih Terim figürü işte tecrübesi falan diye. Tabii Ünal Hoca'nın da tecrübesi yetmiyordu buna. Ama bir yönetimsel anlamda bir ayrılıklar. Ya ben sebeplerin siyasi olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Yapılan yanlışlıklara karşın Ünal Hoca'nın peki işte haklısınız dememesinden kaynaklı sorunlar olduğunu düşünüyorum. Sonuçta başkan da taraftar. Taraftar gözüyle yorumlayabilir hocasına karşı
hocam niye böyle oluyor diyebilir. Ya beğenmiyorsanız çıkayım gideyim. Bakın Ünal Hoca daha önce de istifa etti ama başkan kabul etmedi. İşte bırakıyorum gidiyorum filan. Yani Trabzonspor nas çekecek bir kurum değil. Trip çekecek bir yer de değil. E sen başarı sağlıyorsun diye, işler iyi gidiyor diye başkana res çekemezsin. Böyle bir şey yok. İşte bunların hepsinin limitini Ünal Hoca tüketmişti. Tabii ki de ayrılık üzücüydü. Ayrılığın olmaması zaman gereken zamanlarda ayrılık oldu. Çünkü duygusal bir adam Ünal Hoca, kırılgan yapıya sahip. O da kaldıramıyor. Başkan da kaldıracak değil belli bir noktadan sonra. Bu sebeplerden dolayı ayrılık yaşadık. En önemli detayı ise aktarayım. Benim şu anda tahminime göre Hüseyin Hoca'yla devam etmelerinin en büyük sebebi Ünal Hoca'ya saygılarındandır. Bunu da unutmayın. Ünal Hoca'ya yakıştıramadım. Rize Spor'a gitti imza attı. Sana Trabzonspor senin üstüne bir adam getirmedi. Sana saygısından. Sadece ufak bir ayrılık oldu. Bu yıl en azından bu yıl imza atmaması gerekiyor Rize Spor'a. Evet. Arda son cümlelerimizi de alalım. Yavaş yavaş kapatalım. Size kalp gönderdim. Öncelikle bu iki tarafta haklı suçluğu ben söylemem doğru değil. Neden? Çünkü bilmiyoruz. Belki gerçekten Ünal Aysal diyorum. Ünal Karaman haklı. Ben kendisini çok çok takdir ederim. Çok da sevdiğim bir hocadır. Daha Adana Demir zamanından o bir şehir atı vardı. Hatırlarsınız. Masayı böyle. Daha o zamanlar ya çok başka bir karakter ama şunu da bilmesi lazım. Her hocanın ve her yönetimin kimse kendi şahsi fikirleri, kendi şahsi çatışmaları üzerinden kulübe zarar veremez abi. Hiçbiri. Ne bugün işte Ahmet Ağaoğlu verebilir, ne bugün Mustafa Cengiz verebilir, ne Ünal Karaman verebilir, ne Fatih Terim verebilir. Veremez. Fatih Terim'le Mustafa Cengiz, Ünal Karaman'la Ahmet Başkan kavga ediyorsa bunun sıkıntılarını Trabzon veya Galatasaray çekmemeli. Varsa masa abi koskocaman insanlarsınız değil mi? Geçin masanın başına oturun anlaşın. Niye anlaşamadığınız ne olabilir ki yani? Ne olabilir? Paydanız aynı zaten. Kazancınız aynı. Yani bu noktalarda ben biraz sivri kararlar aldığımızı düşünüyorum ve de egolarımızı böyle dizginleyemediğimizi düşünüyorum ben. Ya işte ben koskoca Ünal Karaman'ım seninle mi uğraşacağım? Çak ver benim şeyimi. İstifamı ben giderim. Ya da ben Ahmet Ağaoğlu'yum seninle mi uğraşacağım? Al sen bas ceketini git tarzı böyle cümlelere gerek yok. Kimsenin kimseden büyüklüğü yok. Yukarıda Allah var. Siz kimsiniz asıl? Yani ben bunu Fatih Terim için sordur yani. Orada büyük... Fatih Terim için de söylerim ben aynısını. Ben bugün Ünal Karaman için de Ahmet Ağaoğlu için de Mustafa Cengiz için siz kimsiniz ya? Koskoca camialar, asırlık camialar siz yokken de vardı. Ve devam edecek, olacak yani. Devam edecek, siz kimsiniz yani? Bugün hani bu noktalardaysanız eğer siz kimsiniz? Aşkın'ın aslında Ünal Hoca'ya sağladığını, Ünal Hoca başkana sağlamadı. Yani, birbirlerine hani sağlamaları lazım. Burak gibi iyi futbolcuları ne yaptı? Dizginlediler, yolladılar. Adamın arkasında durdular. Yani Ünal Hoca belki başkanı alttan alacağı zaman almadı. Almayınca da başkan da sonuçta orası bir karpuz koyulan bir makam değil. Koltuk da değil. Trabzonspor başkanı da bir adam değil. Hani ben başkanım benim dediğim olur. Egoist bir adam değil. Yani fikirleri açık. Mesela transfer noktasında Ünal Hoca'ya sormadan transfer bile yapmadılar. Yani bu kadar saygı gösterdiler. Ünal Hoca'nın biraz daha saygılı, hani saygı gösterip tabii biz bilemiyoruz. Bizim sadece bize yansıyanları biliyoruz. Yavaş yavaş kapatalım. Evet, son cümleleri alalım. Ya beni hiç konuşturmuyorsun sen ya. Abicim bir saat dedik, bir saati geçti ama şu anda lütfen. Son olarak şunu da söyleyelim o zaman. Bu da bir senin sorundu. Hüseyin Hoca'yı da çok kısa değerlendirelim. Şimdi Ünal Karaman'dan konuşuyoruz sürekli. Hüseyin Hoca'nın da çok işi kolay değil. Çünkü yani şöyle mantıklı bir düşünelim. Yani iyi giden bir takım oluyorsun. Lider bir takım oluyorsun. Sen şu an güneş olsun isterdim biliyor musun? Ben de isterdim yani, gerçekten. Ama isterdim. Onun da kalbini biz kırdık birazcık. Evet. Şimdi Hüseyin Hoca lider bir takımı devralmış. Ve yönetim teknik adam çatışmasından devralmış ve tık diye koltuğa oturtmuşlar adamı. Al demişler, takım senin, al bu takımı, bir de şampiyon yap demişler yani. Öyle bir şey de var.
Şimdi tecrüben az, yaşın yok. Yani daha futbolu bırakalı aşağı yukarı 7-8 sene olmuş. Ve hani senden şampiyonluk bekleyen bir şey var. Bir kent var, bir taraftar grubu var, bir yönetim var. Yani bu beklentiyi karşılamak yani çok da kolay değil. Şimdi Hüseyin Hoca'nın avantajı da şu. Hep diyoruz ya Trabzonspor'un evladı, işte Trabzon'un evladı. O da Akçabatlı'dır kendisi. Bu onu böyle biraz Trabzonspor'a sevdalı yapıyor. Ve hani benim gördüğüm kadarıyla böyle sürekli olarak bir şey var onda. Azim var. Hani sevdiği takım bir yerlere gelsin istiyor. O yüzden de çok şeyler veriyor. Ben şöyle bir şey de olabilir diyorum. Taksim'deki yürüyüşte var mıymış Hüseyin Hoca? Ne? Taksim'de bir yürüyüş vardı ya. O zaman Hüseyin Hoca da var mıymış orada? Taksim'de değil, Eyüp'te toplanılmıştı. O zaman gelmişti kendisi. Evet. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Yani ben Hüseyin Hoca'nın takımı şampiyon edeceğine inanıyorum. Ettiği zaman da ikinci bir Bursa Spor Ertuğrul Sağlam durumu yaşayabiliriz. Çünkü hani ikisinde de mesela o özveri var. Ben şöyle de bir espri yapayım. Yani Hüseyin Hoca'yı şu gün tamam mı? Al orta sahaya koy, çatır çatır da oynar yani. Tekrardan. Evet. Öyle de genç bir hoca yani. Son sözleri verdik diye tahmin ediyorum. Artık yavaş yavaş çünkü çok açtık. 10 dakika açtık süreyi. Tansel yazıcıya, Emre'ye ve Arda Ergün'e katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın diliyoruz.